sektörde bu hızlı değişim, ölümlü değişim ödemimize görmekteyiz. Bu da gösteriyor ki gerçekten bu dönüşümün altında yatan en önemli faktörlerden bir tanesi de erdemimizin kadir şinas insanları. Şükürler olsun erdemimizde huzur hakim, şükürler olsun ki erdemimizde mutluluk hakim, erdemimizde insanlarımızın dayanışma içerisinde olması, birbirlerini sevmesi, sayması ve çok daha da mükemmeli belki de Erdem'de insanlarımız Erdem'in ortak paydasında buluşmaları şu anda Erdem'imizi erdemli kılan, Erdem'imizi farklı kılan en önemli hasretimiz olarak biz bunu düşünüyoruz. Gerçekten Erdem'imizin dününe baktığımızda böyle hizipleşme içerisinde, çekişme içerisinde bir ortak payda oluşturamamız sıkıntısını yaşayan Erdem'li şükürler olsun şu anda o günleri geride bırakarak Erdem'de yaşayan herkes, sivil toplum kuruluşlarımız, çok saygıdeğer kaymakamlarımız, Erdemli'yi yönetmeye namzet olan, Erdemli'yi yönetmeye talip olan insanlarımızın Erdemlilik bilincinin oluşması, Erdemli ortak paydasında Erdemli'mize çok daha yükseğe, çok daha mükemmele taşımasının verdiği güzel bir etkinlikteyiz. Bu katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah Erdem çok daha ileri bir safhaya ulaştırıp birlikte müşahede etmekteyiz. Evet. Şu anda Erdem'de yaşayan insanlarımızın mülkiyeti de para ediyor, evi de para ediyor, barkı da para ediyor ve Erdem'de şükür olsun sürekli bir standart yükselmesine gidiyoruz. İnşallah kamunun yerel yönetimi ve özelin yapacağı yatırımlarla ev birliğiyle, gönül birliğiyle inşallah bu standartı daha da yükseğe ulaştıracağız. Çünkü Erdem'imiz önünde baktığımızda gerçekten memleketimizin en mükemmel konumuna sahip. İklimiyle, deniziyle, doğasıyla Cenab-ı Hakk'ın lütfunaması olan bir kentte yaşıyoruz. İnşallah bu kenti de Erdemliler olarak, Erdemli'yi sevenler olarak ev birliği, gönül birliğiyle inşallah daha da mükemmele taşıyacağız. Daha da profesyonel bir gözle, daha sanatsal bir bakış açısıyla Erdemli'nin fotoğraflanması ve bunun burada sergileniyor olması ayrı bir güzellik. İnsan gezdikçe Erdemli'nin farklı güzelliklerine şahitlik ediyor. O nedenle gerçekten hani fotoğraf zamanın dondurulması, zamanın saklanması denir. Gerçekten öyle. Burada Erdemli'nin bir fotoğraf albümünü görmek mümkün. Ödüllü fotoğrafları gördük. Erdemli'nin doğal hayatına, Erdemli'nin sosyal ve kültürel yaşamını yansıtan çok güzel fotoğraflar gördük. Biraz önce hep birlikte gezdik. Bu güzel güzellikleri profesyonel bir gözle yansıtan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Gerçekten Erdemli'nin güzelliklerini yansıtmışlar. Tabii bu güzellikleri sadece bizim görmemiz yetmiyor. Bu güzellikleri sadece biz yaşarsak bu haksızlık olur. Bu güzellikleri Türkiye ile belki dünya ile paylaşmak lazım. Bu iş aynı zamanda Erdemli'nin tanıtımına da katkı sağlıyor. Bu açıdan da ben arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Tekrar bu serginin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Rabbim maddi manevi bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin. Sana hamdü senalar olsun. Maddi manevi bu nimetlerin şükrünü eda edebilmeyi nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi cennet gibi bir vatanın mefahir dolu bir tarihin varisi kıldığın için sana hamd olsun ya Rabbi. Zatına layık kul eyle, Habibine layık ümmet eyle, ecdadımıza layık evlatlar eyle Allah'ım. Ya Rabbi vatanımıza, milletimize hizmet etmeyi nasip ve müessel eyle. Kız kalesi değil mi? Evet.
6 Nisan 2017 tarihinde %100 Erdemli karma fotoğraf sergimiz Derviş Çömez ve Durasan Şahin birlikte açtık. Şu anda sergimizi sizlere görüntülü olarak sanki oradaymış gibi gezdirmek için böyle bir sanal tur başlatıyoruz. İyi seyirler diliyorum. Kameraman Derviş Çömez bu arada. O da aramızda yani. Kameranın arkasında. İlk fotoğrafımızla başlıyoruz. Bu fotoğrafımızın ismi Ana. Benim annemin fotoğrafı. Ruhu şad olsun. Bu fotoğrafımız tarih. Erdemli'nin kuruluşunda rol oynayan ilk avukatlarımız Hüseyin Aksay ve eşlerinin fotoğrafı. Allah uzun ömürler versin. Bu fotoğrafımızın ismi Hayatın Renkleri. Mersin Olgunlaştırma Enstitüsü'nün tarafından Kız Kalesi'nde verilen sergide çekmiş olduğumuz bir kare. Bu Azim ismini verdiğimiz fotoğrafımız. Koramşalı'dan Mehmet amca katırla çift sürmeye devam ediyor. Burası üç ayak tarihi yerleşkesi. Papatyalarla Nisan'ın sonu Mayıs'ın başlarında bu görüntüyü yakalayabilirsiniz. Herkese tavsiye ediyoruz. Üç ayak yerleşkesi. Hüsamettin ile Füstülü'nün arasında yol kenarında bir antik yerleşkemiz. Burası doğada hızla soyu tükenmekte olan ve devletimiz tarafından teşvik edilen kekliklerin doğaya salınması. Burası Çamlı köyümüzden sonbahar görüntüsü. Bu Delikanlılar ismini verdiğimiz karemiz 1990'lı yıllarda hepsi 80'i devirmiş delikanlılar hala çalışmaya ve fidan dikmeye devam ediyorlar. Burası Yüylük Dağı, Eriçayır'dan Yüylük Dağı'nın görüntüsü. Mor çiçekler, beyaz kevenler, masmavi gökyüzü, bembeyaz bulutlar ve torusların zirvesi. Burası Çayırköy. Evet. 2200 rakım yörüklerin, Erdemli yörüklerin yazlarını geçirdikleri mekanlardan birisi. Burası da bir yörük yurdu. Burası Sarıpınar. Erdemli Ayrancı sınırında Sarıpınar mevkisi rakım 2500 baharın Mayıs ayında çok güzel sarı, beyaz ve mor çiçeklerle bezenmiş bir görüntü sizleri bekliyor. Bu fotoğrafımız 2016 yılında meydana gelen çıkan yangında sonra çekilmiş, son zamanlarında çekilmiş bir karemiz. Allah bir daha bu afeti göstermesin. Burası Kaya Mezarlar, Kanlı Divane, Ayasofya.
Erşikalı Divana bölgesinde. Tavsiye ederiz, hala taş gibi duruyor. Yıl 2006, Erdemli Kaymakamlığı nezaretinde doğa yürüyüşü. Yorulan gezginlerin traktörle taşınması ve dinlenmesi. Burası Şubat 2017'de çekmiş olduğumuz, bu sene kar çok güzel yağdı. Kara gediğinden Sarıkaya avladı, güzel olduk ve Torosları gösteren bir karemiz ve bayrağımız. Burası 2002 yılında çekmiş olduğumuz bir anı. Artık böyle bir görüntüyü ancak bu fotoğrafla yaşatabiliyoruz. Eski balıkçı barınağımız, Alata Deresi'nin Akdeniz'de buluştuğu yer ve balıkçı kayıklarımız, gece kondu. Şu anda bunların hiçbirisi yok. Burası Kanlı Divane, mağarası ve kralın arenada, mağarada seyrettiği köşkü. Bu fotoğrafımız 2015 yılında sonbaharda çektik. Ekim ayıydı zannedersem. Ustanın fotoğrafı, Derviş Çömez. Yine aynı yıl çekmiş olduğumuz Çırak Durasan Şahin, bunun fotoğrafı. Yıl 2013. Orman İşletme Müdürlüğümüz Toroslara ağaçlandırma çerçevesinde tohumlarını atıyor. Burası Sera'da Çiftçinin Umudu ismini verdiğimiz fotoğraf. İnsanımız yıl 12 ay çalışıyor. Kadın, erkek, çoğu çocuk. Herkes senanın içerisinde. İnşallah Allah bol kazançlar verir. Burası Kız Kalesi. Tatil ismini verdiğimiz fotoğraf. Her zaman canlı. Kum zambağımız, endemik bitkimiz. Bu yöreye has. Burası da Yeni Aslan Caddesi'ndeki bir, şu anda çok farklı ama Erdemli'nin eski evlerini hatırlatan, anlatan bir fotoğrafımız. Unutmayalım istedik. Burası, şuradan Küçük Sorkun'a yol gidiyor. Burası Büyük Sorkun yol ayrımı. Defanın karşı seviyesinin ne derece olduğunu göstermek istedik. Güzel bir estantene. Üzümlümüzün üzümü artık marka olmuş durumda. 2006 yılında çok yoğun yağmur neticesinde sel felaketi olmuştu. Bu Kız Kalesi'ni çok fazla böyle görmek imkanı yok. Burada tarihe not düştü. Şimdi Mintan çayının tamamı ıslah edildi, duvarlar çekildi. Yani Allah bir daha afet vermesin ama Kız Kalesi bunları yaşadı. Burası güzel oluğun üzeri, yörüklerimiz, boyunlarını kar yağmış, karın ardından ağıllarına gidiyorlar, su içmişler. Bu Erdemli'mizin doğal narı, yani herkes düzgün nar çeker ama bu da güzel bir estantene diye düşündük ve izleyicilerimizle paylaşmak istedik.